Birincisi CHP'nin reaksiyonları bence doğru reaksiyon verdiler ve en yüksek profilli reaksiyon verdiler. Yani bütün toplantılar iptal edildi, tüm programlar iptal edildi. Hatta hafta sonu olacak kamp bile iptal edildi. Ve herkes İstanbul'a geldi. Sadece bütün milletvekilleri değil, bütün işte MYK üyeleri, parti meclisi ve belediye başkanlarının tamamı. Biri dışında Sayın Mansur Yavaş İstanbul'a çağrıldı. Dolayısıyla CHP ne kadar gücü varsa aslında o güçle mücadele ediyor. Yani gelip Sayın Özgür Özel bir açıklama yapabilirdi ya da Sayın İmamoğlu bir açıklama yaptı, yeter bu kadar falan diyebilirlerdi. Hayır, onu yapmadılar. İlk reaksiyon bence süreci doğru okuduklarını ve bütün güçleriyle mücadele edecekleri duygusunu işte muhataplarına vermek amacıyla da herkesi, Türkiye'deki bütün birikimini tabiri caizse İstanbul'a topladı. Dolayısıyla iktidar tarafı da bunu gördü. Yani CHP bu mücadelede bütün gücünü kullanarak mücadeleyi sürdürmekte kararlı. Bunu görmüş oldular. O yüzden bence CHP doğrusunu yaptı. Burada kritik başarı faktörü bunun sürekliliğini nasıl sağlayacaklar? Yani bugün 16'da mitinglerini yapıp tamam biz üzerimize düşeni yaptık deyip herkes rutin programına mı dönecek? Yoksa bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürecekler mi? Mesela daha önce hatırlayacaksınız bir adalet mitingi vardı. Günlerce Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. İstanbul'da miting oldu. Ama neticede Enis Berberoğlu tekrar özgürlüğüne kavuşturulmuştu. Kısa sürede olmasa bile. Ama ciddi bir mücadele verildi orada. Şimdi burada da ya böyle bir uzun soluklu bir mücadele sürdürülecek ya da evet bir gövde gösterisi yapılacak ama bugünden sonra herkes rutin programına dönecek. Eğer ikincisi olursa büyük bir hata olur. Bence hukuk ve demokrasi içerisinde kalarak mücadelesini sürdürmeli CHP. Aksi takdirde o biraz önce benim bahsettiğim yolun önü açılmış olur. O yolda ülkeyi hiç iyi bir yere götürmez. Mansur Yavaş'la ilgili, Mansur Yavaş'ın pozisyonu gerçekten zor. Dün daha doğrusu sabah o paylaşımı yaptığı zaman ben paylaşımın altına gelen tepkilere baktım. Bir kısmı sizin bahsettiğiniz eleştirileri yaptı. Yani hani sadece bir avukat, bir hukukçu gibi mi değerlendiriyorsunuz? Bir siyasi tepkiniz yok mu dedi. Kimisi de biz seni terörün karşısında bilirdik, sen de terör yandaşıymışsın meğer. Ha, biz hayal kırıklığına uğrattın falan dedi. Şimdi o yüzden de siyasetçiler özellikle de Mansur Bey'in yani CHP geleneğinden gelmeyen, milliyetçi gelenekten gelen bir siyasetçi olduğu için ama şu an CHP çatısı altında olduğu için işi biraz daha zor. Umarım böyle bir fay hattı tetiklenmez ama tabii CHP'de bu fay hattını tetiklemek isteyen çok sayıda irade olduğunun da farkındayız. Yıllardır CHP'nin adayı kim olacak yani daha seçime 4 sene kala bu işi tartışmaktan sorumlu tırnak içerisinde kanaat önderleri ve televizyon kanalları var. O yüzden bu illaki hem Sayın Mansur Yavaş'ı yıpratacak bir biçimde hem Sayın İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yıpratacak bir biçimde birileri tarafından kullanılacaktır. O yüzden Mansur Bey'in şimdiden sonra bu açıklamalarda açıklamaları yaparken biraz daha bu şeyi potansiyel hasarları, zararları göz önünde bulundurarak ben değerlendirmelerini yapmasının yerinde olacağını düşünüyorum.